Avrupa turumuz devam ederken şimdi Romanya'ya gelmek için yaklaşık 16 saatlik yani Doğu Ekspresi'ne benzer bir tren yolculuğu yapacağız. Ben de dedim ki bu yolculuğumuzu bir videoya çekelim. Şu anda nerede miyiz? Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dayız ve Belgrad'dan ilk önce otobüsle Romanya'ya geçeceğiz. Romanya'nın Timișoara kentinden de 16 saatlik tren yolculuğumuz başlayacak. Avrupa'nın en uzun yolculuklarından birisi olacak trenle. Heyecanlı mısın? Heyecanım yok çünkü 12 gün boyunca arabada yatmış bir insan olarak 16 saat tren yolculuğu çerez olacağını düşünüyorum. Ama tren yolculuklarını seviyorum. Tren yolculuğu hakkında heyecanlı mısın Berkay? Hiç heyecanlı değilim çünkü alışkınım bu tarz şeylere ve zaten 12 gün boyunca arabada kaldığımız için bu bize hiçbir şey gibi gelecek. Yani bir şey hissetmiyorum o yüzden. Heyecanlı mısın? Kafa sallayıp cevap verebilirsin. Berkay'ın da... Bu arada Merve'nin çenesi çıktı az önce. O yüzden konuşamıyor. Berkay'ın da söylediği gibi aslında bir tür alıştırma yaptık. Bir tür alıştırma yaptık aslında araçta. O yüzden zorlanacağız tabii ki ama ekstra bir zorluk yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu arada gerçekten Merve'nin çenesi çıkmış. Şöyle gösterelim çenesini. Çenem şu an çıkmadı arkadaşlar. Zaten normalde çıkıktı. Koyma bunu. Günlerdir birlikte tur atıyoruz. Çenesinin çıkık olduğunu bugün öğrendik. Neyse güldürmeyelim. Gülme lütfen. Gülmesi biraz sıkıntı olabiliyormuş. Ama gerçekten Merve'nin çenesi çıkık yani şu anda. Hani üç. Umarım yatakta bir kompartıman gelir de öyle bir yer alma şansımız olur. Çünkü 16 saat boyunca o dik koltuklarda pek yatacağımı düşünmüyorum. Heyecanlı mıyım değilim. Ve böylelikle şu anda trene doğru olan yolculuğumuz başlıyor. Böyle bir yerden otobüste başlayacak olan yolculuğumuz yaklaşık yani şu an akşam 8. Tahmin ediyorum ki ne zaman varabileceğimizi şu an tahmin edemiyorum. Çünkü 3-4 saat buradan gideceğiz. 5-6 saat bekleyeceğiz. Sonra bir 16 saat tren falan filan. İşler biraz karışık ama yolda her şey yoluna girer diye umuyorum. O zaman yolculuk başlasın. Otobüs yolculuğumuzun ardından sonunda Romanya'ya, Timișoara'ya geldik. Temaş var mıydı? Tamaş var. Tamış var doğru olanı. Şu anda sabaha kadar beklememiz gerektiği için yine bir benzinlikteyiz. Klasik artık alıştık. Hatta Türkiye'ye döndüğümde de ben muhtemelen benzinliklerde falan yaşayacağımı sanıyorum. Şu anda sabaha kadar burada bekleyeceğiz. Eşyalarımızı koyduk. Burada böyle Berke gibi işte uyuyabilen uyuyor. Uyuyamayan bekliyor. Sabah Timişoara'yı gezeceğiz. Ardından da trenle devam edeceğiz. Bu da yaklaşık işte artık baya böyle yolumuzu aslında uzatmış oluyor. Toplamda kaç saat olacak? Tren yolculuğumuz artık 20 saat olmuş. Biletlerden kaynaklı. O yüzden daha da ilginç bir... Evet 5 saatte Bükreş'te beklememiz gerekecek. Böyle ilginç bir yolculuk bizi bekliyor. Herkes düşünceli. Şans diliyorum bize. Niye dondurdun? İyi dayanlık gerçekten. Bir gün boyunca Timişoara'yı gezdik ve akşam 10'da trenimiz var. Bunun için biz de alışveriş yapıyoruz. Muhtemelen acıkacağız ve yorulacağız. Zaten günlerdir yoldayız bildiğiniz üzere. Bakalım bize şans dileyin. Bu arada yıllar sonra vanilyalı kola buldum. İlk yurt dışına çıktığımda böyle enteresan olarak bir şey içtiğim ilk unutamadığım tek içecektir vanilyalı kola. Türkiye'de yok. Bir kere getirilmiş ve ben o zaman yoktum Türkiye'de. Onun dışında yurt dışında birçok ülkede yok. Romanya'da da bulamamıştım daha önce ve Balkan ülkelerinde yani hiçbir yerde bulamadım kolayı. 2 yıl sonra burada yeniden buldum. Bulmuşken de dedim ki 4 şişe birden alayım. Hemen bitmesin. Çünkü bir daha ne zaman bulabileceğimi bilmiyorum. O yüzden bulmuşken fazla aldım. Yaklaşık 20 saatlik tren yolculuğumuzda bir de 4 şişe vanilyalı kola taşıyacağız böyle. Trene doğru geçeceğiz. Yaklaşık 3 saat sonra falan tren kalkacak. Eşyalarımız hazır. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika yürüme süremiz var. Ardından trenimize bineceğiz ve 20 saatlik tren yolculuğumuz başlayacak. Doğu Ekspresi'ne benzer bir yolculuk olacağını tahmin ediyorum ama manzaralar ona benzer olacak mı? O konuyu hep birlikte deneyimlemiş olacağız. Tren istasyonuna geldik sonunda ve burada gördüğünüz gibi bir sürü eşyamız var. Uzun bir yolculuğumuz da var. Sığabilecek miyiz? Ne düşünüyorsun? Umarım sığar zaten o kompartıman, kompartıman değil mi? Evet. Odan ismi. Onun içine bu eşyalarla biraz zor ama. Bir biletle eşyalarımızı keserler mi? Keserler. Bir de yabancı birisi gelirse. 6 yataklı bir vagon tuttuk ve 5 kişiyiz. Bu yüzden bir yatağın boş olacağını düşünüyorum. O yüzden şurada gördüğünüz eşyaları muhtemelen oraya sığdıracağız. Ama umarım tabii bir kişi gelmez. Bir kişi gelirse yapacak hiçbir şey yok. Çok zorlanacağız o zaman. Bakalım birazdan göreceğiz onu. Mert sana ayrı bir soru sormak istiyorum. Şimdi biz buraya gelirken herkesin birer tane valizi vardı. Evet. Hatta benim sırt çantam vardı sadece. Evet. Bu farkın nedeni nedir? Benim hala bir valizim var gördüğünüz üzere. Diğer valizler kime ait hiçbir fikrim yok. Ha farkı şu. Senin artık çantan yok. Poşetin var çünkü çantan. Ama benim çantam var. Ben benim çantasını aldım.
He, diğerleri kimin? O kim doğurdu? Acaba biz bilmediğimiz kişilerin nişanlarını mı taşıyoruz? Var ya, o kadar karışık ki, olabilir. Ama şey, gördüğünüz poşetlerin yarısı yiyecek. O da birazcık bizim sokakta yaşayıp aç kaldığımız günlerden gelen bir hissiyatla 20 saatlik yolculuk çekeceğimiz için erzak depoladık. O yüzden fazla gözüküyor aslında. Onlar midemize inecek. Ben ekstra şeyi söylemek istiyorum. Hadi her şey sığdı. Yatağa ben nasıl sığacağım? Görüyor musunuz bilmiyorum ama kuş pislikleri, buralar full kuş dolu. O yüzden yani hasta olabileceğimizi düşünüyorum. Gördün mü? O yüzden hasta olabileceğimizi düşünüyorum. Sürekli diyorum ki gelin gelin, gelmiyorsunuz yani. Siz bilirsiniz. Merve kuş pisliklerinin orada durduğunda hasta olacağına inanıyor. Ya yani ilk defa böyle bir şey duydum. Orada durunca hasta olacakmış. Böyle bir vagonun içerisindeyiz. Merhaba arkadaşlar. Tam size gösteremiyorum ama şöyle göstereyim. 3. kat Merve, 2. kat, 1. kat. 1, 2, 3 yani toplamda 6 kişilik bir kattayız. Refah seviyesi yükseldikçe zenginleşti. En zengin sen misin? Nefes alamıyorum, ne? En zengin sen misin? Oğlum bu sıcaklık şartı ne? Göremiyorum. Kız onu, kız o ne oğlum? Birisi bunu pullemiş. Of! Ben onu azalttım belki da. Belki sen mi azalttın yaptın? Azalttın mı? Ama çalışmıyordu. Nereye göre azalttın acaba? Tarzımı aşağı bastım. Şu an pencere burada yapmış. Gerçekten... Bu rüzgar şey mi? Ona basarsam ne olur? Şu an burada çok ilginç şeyler dönüyor. Beklediğimden çok daha dar bir böyle alanın içerisindeyiz. Mert sağ olsun şu an bana ışık tutuyor. Mesela şöyle yukarıya doğru göstereyim. Bugün 10 saat sürecek olan tren yolculuğumuzun şu an 1. saatindeyiz. Şu an trenin içerisindeyiz. Çok zorlanıyorum. Astım hastası olduğum için genel olarak zaten çok dar bir alan. Bunun dışında ama arabadan iyidir diye düşünüyorum. En üst katta olduğum için mutluyum. Çünkü burası alt katlara göre bir tık daha geniş. Bir film vardı Platform diye, oradan da bilirsiniz, 1. katlar her zaman iyidir. Onun dışında yolculuğumuz güzel geçecek bence, çünkü uyuyacağız, en azından yatacağız. Bu geçtiğimiz günlerdeki araba yolculuklarına göre bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Birazdan uyuyacağız, iyi geceler. Vallahi sığdığımı düşünüyorum, en azından boy olarak kurtardım yani. En olarak olmasa da. Ben de yatıyorum. Artık Bükreş'e indiğimizde bu trenden eşyalarımızı nasıl toparlayacağız hiç bilmiyorum ama eğer başarabilirsek Bükreş trenine de bineriz. Sonrası herhalde bir şekilde Galata'yı hallederiz diye düşünüyorum. O zaman Bükreş'te görüşmek üzere. Gece herkes bayıldıktan sonra şimdi diğer trenimize bindik. Tabii diğer trenimiz şeyli değil. Yataklı değil, böyle normal koltuklu ve ufak da bir masası var. Yaklaşık 4 saatlik bir yolculuğumuz kaldı. Ardından bir süreliğine yolculuklara ara vermiş olacağız. Evet, bir kelimeyle tren yolculuğu. İyi bence. Geçen trende uyumamız benim için gerçekten çok... Fevkalade. Uzun. Yorucu. Sallantılı. Tren yolculuğumuzun da sonuna geldik. Yaklaşık 20 saat sürdü ve oldukça maşeralıydı bizim için. Özellikle cam açık kaldığı için biraz üşüdük. Herkesin şu an burnu falan akıyor. Ama genel anlamda keyifliydi. Umarız beğenmişsinizdir. Video boyunca her ne kadar sürçeli ihsan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.